PKK lideri Abdullah Öcalan bildiğimiz üzere 25 yıldır İmralı Ada Hapishanesi'nde tecrit altında bulunuyor. Kendisi Türkiye bir hukuk devleti olmasına rağmen diğer mahkumlarla aynı koşullar altında bulunmuyor. Bu 25 yıllık süreçte tabii ki kendisiyle ailesinin ve avukatlarının görüşme dönemleri oldu. Ancak son süreçte, özellikle çözüm sürecinden sonra 33 aydır, hatta 34. ay olacak, hiçbir görüşme sağlanamadı. Biz avukatlarından aldığımız bilgi üzerine şuna vakıfız. Kendisi disiplin cezaları nedeniyle kimseyle görüştürülmemekte ve bu tecrit uygulanmakta. Ancak normal bir hukuk devletinin işleyişine göre bu disiplin cezalarının avukatlarına tebliğ edilmesi gerekiyor ve bu sürece ilişkin avukatların ve itiraz hakkı doğuyor. Ama şu şekilde bir uygulama oluşmuş durumda. Bu uygulama şu, kesinleştikten sonra avukatlar bu disiplin cezalarından haberdar oluyorlar. Ve kesinleştikten sonra da biz hukukçular olarak buna ne yazık ki bir müdahale edemiyoruz. Yapabileceğimiz bir şey kalmıyor. Tabii bu süreç siyasi nedenlerle yapılan bir süreç. Şöyle ki, örneğin demokratik kitle örgütlerinin ve diğer kurumların müdahalesi ve baskısıyla bazen bu süreç kırılabiliyor. Bunun önüne geçebiliyoruz. Ama son 33 aylık sürede ne yazık ki bunun önüne geçemedik ve kendisiyle ilgili hiçbir bilgi edinemedik. Yani buna ilişkin biz sivil toplum örgütleri olarak, ben Gaziantep, Antep ÖHD eş başkanı olarak, biz Özgürlük İçin Hukukçular Derneği üyeleri olarak, biz sivil toplum derneği olarak, biz buna ilişkin iç hukukta bazı başvurular yaptık. 700'e aşkın avukatla daha önce Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunup müvekkilimizle görüşmek istiyoruz şeklinde bir talepte bulunduk. Bu talebimiz hala bir karşılık bulmuş değil. Buna ilişkin uluslararası arenada da itirazlarımızı ve taleplerimizi yaptık. Yine diğer sivil toplum örgütleriyle birlikte, hukuk dernekleriyle birlikte. Buna ilişkin örneğin CPT'ye başvurular yaptık, Birleşmiş Milletler'e başvurular yaptık. Bunlar da ne yazık ki siyasi süreçten kaynaklı. Sadece kınama ve benzeri söylemlerle olayı geçiştiriyorlar. Bundan kaynaklı çok bir yol almış değiliz. Ama buna ilişkin bir yol almadık diye biz bu itirazlarımızı ya da bu sesli haykırışımızı kesecek değiliz. Buna kesinlikle devam edeceğiz. Yani biz Birleşmiş Milletler'e, CPT'ye ve benzeri uluslararası kurumlara başvurular yaptık bu mutlak tecritin kaldırılması ile ilgili. CPT'ye son yaptığımız başvuruda buna ilişkin bir rapor yayınlanmadı ve bunun gerekçesini Türkiye'nin talebinin olmamasıydı. Yani normalde uygulanan bir doğru bir yöntem değil ama daha önce de bahsettiğim gibi bu siyasi krizlerden kaynaklı uluslararası kurumlar da siyasi kararlar veriyor, hukuki kararlar vermiyorlar. Ahim'inde buna ilişkin siyasi kararlar verdiğini son dosyalarda bunlarla da karşılaştık. Yani hukukta bir yeri yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti eğer bir hukuk devleti ise, nasıl PKK lideri Abdullah Öcalan bir mahkum ise, diğer mahkumlarla aynı haklara sahip olmak zorundadır ve bu koşulları sağlamak zorundadır. Bu tecritten kaynaklı daha önce de 2011'lerde de açlık grevleri oldu cezaevlerinde mahpuslar tarafından. 2019'da da oldu ve şu anda bizim cezaevlerinden görüşmeler sonucunda edindiğimiz bilgilere göre yeni tecritin kaldırılması ile ilgili açlık grevlerinin dönüşümlü olarak başlatıldığı bilgisine sahibiz. ÖHD Antep Şubesi olarak Islahiye, Kilis, Nizip, Türkoğlu ve çevre illerindeki cezaevlerinin hukuki sorunlarına, hak ihlallerine ilişkin çalışma yürütmekteyiz. Islahiye ve Antep H tipi cezaevinde bu tecritin, mutlak tecritin kaldırılması için açlık grevlerine dönüşümlü olarak başladığının bilgisi var elimizde. Yani daha önce de bunlar yaşandı ve bu mahpuslar ne yazık ki bu tecritin kaldırılmamasından kaynaklı canlarından oldular.
Ve bunu bile bile Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu insanların ölümüne göz yummakta. Biz Adalet Bakanlığı'ndan, Türkiye Cumhuriyeti'nden bu mutlak tecritin kaldırılmasını, eğer bir hukuk devleti iddiaları varsa bir hukuk devletine uygun, yaraşır şekilde bütün diğer mahpuslara uygulanan mahpus haklarının biz Abdullah Öcalan'a da uygulanmasını talep ediyoruz. Biz Özgürlük İçin Hukukçular Derneği olarak genel merkezimiz Türkiye'deki bütün cezaevlerinde hak ihlallerine ilişkin kurulduğumuz günden bu yana çalışmalar yürütmekteyiz. Biz de Antep Şubesi olarak Antep ve çevre illerinde hapishanelerdeki hak ihlallerine ilişkin çalışmalar yürütmekteyiz. Bu tecritin kırılmamasının sonuçları sadece cezaevlerindeki açlık grevleri ve ölümlerle sonuçlanmıyor. Bugün bizim bulunduğumuz noktada Türkiye'deki siyasi tıkanıklığın nedeni, Türkiye'deki bürokrasinin tıkanıklığının nedeni, hatta Orta Doğu'daki birçok sorunun nedeni Abdullah Öcalan'ın üzerinde uygulanan tecritin nedenidir. Çünkü daha önce barış sürecinde ve diğer süreçlerde gördük ki Abdullah Öcalan ile görüşmeler neticesinde gerçekten bir barış süreci, bir barış iklimi oluşturulabiliyor. Ama bu tecritten kaynaklı ne yazık ki şu an tam tersi bir süreç içindeyiz. Biz Özgürlük İçin Hukukçular Derneği olarak bütün demokratik kitle örgütlerine sesleniyoruz. Barolara sesleniyoruz. Bu mutlak tecritin, bu iletişimsizlik halinin kaldırılması için, bu Türkiye'deki yeni bir barış sürecinin oluşabilmesinin yegane tek nedeni diyebileceğimiz kişiyle görüşmelerin tekrar sağlanabilmesi için gerekli itirazları, gerekli sesi çıkarmalarını ve daha önce olduğu gibi bu tecritin kırılmasına vesile olmalarını talep ediyoruz.